İzmir bombasına başlayacağız. Çünkü onun hamurunu da dinlenmesi gerekiyor. Hamurunu hazırlayacağız. İçi içinde küçük bir püf noktası vereceğim. O zaman bu dinlenmeye gitsin, İzmir bombasının malzemeleri gelsin. Aslında İzmir bombası da adet olarak dışarıda çok pahalıya satılan, fakat evde uyguladığınızda hiç de o kadar pahalı olmayan bir ürün. Biz evde çok severiz. Bunu da Feyzoş inanın benden daha güzel yapar. Peki içinde ne var? Kahvaltılık sürülebilir kremamız, unumuz, az bir şekerimiz, ayçiçek yağı, biraz su ve toz vanilin. Peki işe nasıl başlayacağız? Bunun küçük bir püf noktası var. Sürülebilir kremayı buzdolabında soğutacağız. O şekilde daha kolay oluyor. Bu hamurdan yaklaşık 15 ile 20 adet arası çıkıyor büyüklüğüne göre. O sebeple hemen 2 tane tatlı kaşığı alıyorum. Şu şekilde birer çay kaşığı, tam biraz fazla, tam bir tatlı kaşığı değil. Tepsime alıyorum hızlıca. Artık sürülebilir krema buzdolabında beni bekleyebilir. Sıra geldi hamurumuza. Büyük boy bir karıştırma kabı alıyorum. İlk olarak şekerimi, vanilini, ayçiçek yağını, suyumu ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum onları. Unumu yine her zaman olduğu gibi kontrollü olarak ilave ediyorum. Önce yarısını, az gelirse ekleyebilirsiniz. Farz edelim ki fazla geldi, ne yapacaksınız? Biraz su oranını arttırabilirsiniz. Hamurun yarısıyla bütün malzemeyi bir araya getiriyorum. Sonra yavaş yavaş kalan unumu ilave ediyorum. Parmak uçlarımı kullanıyorum karıştırırken. Hamurum hazır. 1-2 dakika daha aynen bu şekilde yoğuruyorum. Şöyle size göstereyim. Yumuşak, ele kesinlikle yapışmayan, hafif de yağlı bir hamur. Şimdi bunun üzerini kapatacağım ve 20 dakika bu şekilde dinlenecek. Hava almaması için streç filmle sıkıca kapattım. İzmir bombasının da hamuru yeteri kadar dinlendi, onları hazırlayacağız. Bir köşesini kendim için boş bıraktım. Önce elimle bastırıyorum. Sonra merdane yardımıyla açıyorum. Her daim yanımda ne olur ne olmaz diye un bulunduruyorum. Bakın açtığımda böyle oluyor. Bunları sadece 5-6 dakika üzerinde benekler oluşana kadar pişireceğiz. O sebeple ince olması lazım. Şöyle hatta size inceliğini de göstereyim bu şekilde. Buzdolabında soğuttuğum çikolata kremasından alıyorum. Hamurun tam ortasına yerleştiriyorum. Şu şekilde hamurumu toparlıyorum. İyice kapatıyorum. En son burada tekrar birleştiriyorum. Ve ilk İzmir bombam hazır. Pişirme kağıdı serili fırın tepsime diziyorum. Şimdi hızlıca bütün hamurları hazırlayacağım. İki tepsi oldu. İlk olarak ilk tepsiyi fırına gönderiyorum.
220 derecede sadece üzerinde benekler olana kadar 5-6 dakika pişecek. İzmir bombaları bomba gibi oldu. Hemen fırından alıyorum. Çok fazla kızarmayacaklar. Az önce bahsettiğim benekler şunlardı, hafif hafif. Bunları gördüğünüz anda fırından almanız gerekiyor. Şimdi bunlar servise kadar biraz soğusunlar. Direkt İzmir bombalarını şöyle servis tabağıma alıyorum. Sizin için de burada bir tanesini kıracağım. Çikolatası akışkan gibi İzmir bombası.